derse daha önceki bir başka dersten çıktı. O daha önceki dersin ismi Yürümek, Uyumak, Uçmak, Ölmek'ti. Yani Rebecca Solnit'in bir kitabını okumuştum. Zaten yürümek, yol, tarikat, şeriat, hakikat, marifet, yani bütün bunlar oldum olası ilgilendiren mevzulardı. Bir yerden bir yere gitmek. Ve oradan uyku, rüya görmek. Rüya görüldüğünde rüya tabiri tebereden geliyor. Yani bir yerden bir yere gitmekten, bir köprü açmak, bir köprü kurarak bir şey aşmaktan, yara yara bir deriyi geçmekten geliyor. İşte uyumak, uçmak zaten keza öyle. Ölmek de göçmek, gerisin geriye başka bir yere dönmek. Şimdi bunları takip eden ders de ev dersi. Çünkü ev hep şey diye düşünülen bir şey. Yerinde duran bir şey diye, aslında yürümeyen diye düşünülen bir şey. Yani dolayısıyla aslında evin de durmadan hareket halinde olduğunu düşünerek yola koyulduk biz. Yani ağaç şimdi yerinde duruyor diye, yani işte toprakları, topraktan suyu çekerek bahar aylarında yeşillenmeye başlıyor, öyle değil mi? Yapraklarına suyu yollamaya başlıyor. Yaprak döküyor, hareket halinde aslında, sürekli bir metabolizma halinde. Şimdi ağacın durduğunu varsaymak son derece yanlış olan bir şey aslında. Dolayısıyla ev de durmayan bir şey, ev de sürekli hareket halinde olan bir şey diye biz düşünüyoruz. Bugüne kadar olan bilgi şuydu ki evlerin altında evlerde yaşayan ailelerin ölüleri yatıyor. Ve o ölülerin gömüsü bir ata kültüne dönüşüyor. Bu ata kültleri antropolojik olarak da işte maskelerin oluşumuna, mezarların oluşumuna, bir takım mezarlara konan figürlerin oluşumlarına vesairelere yol açıyorlar. Başka bir şey daha yol açıyorlar. Bu da evlerde sunakların oluşmasına yol açıyor. Sunaklar aslında ataları anmak için, atalarla birlikte yaşamayı sürdürmek için, onların hatırasını korumak için olan şeyler. Atalara da durmadan da bir şeyler sunuluyor. Şimdi Tanrı kültünün ata kültünden çıktığı rivayet ediliyor. Ya da yani rivayet edilmiyor. Aslında biliniyor. Yani ne kadar ki bir ata kendi içinde yaşadığı cemaatte etkili oluyor, bu sefer onun kültü birdenbire bir Tanrı kültüne dönüşmeye başlıyor. Ve dolayısıyla ona bir takım nesneler sunulmaya başlanıyor. Şimdi beni evde çok ilgilendiren sorulardan bir tanesi ve sunakla bağlantılı olarak ilgilendiren sorulardan bir tanesi, bu evde yaşamış ve ölmüş olanların belleğini nasıl koruruma ben dairdi. Çünkü antropolojik olarak başından şunu biliyoruz ki aslında iki tane temel ayrım var. Bir tanesi insan ile hayvan arasındaki ayrım değil aslında, insan ile ceset arasındaki ayrım. Çünkü ölü artık insan değil. İkinci ayrım bizim ceset ile imge arasındaki ayrım. Şimdi ceset ölüyor, parçalanıyor, toprağa karışıyor ya da yakılıyor gidiyor. Ama o atanın, o yaşamış ve ölmüş olanın hatırasını ben sadece bir imgede koruyabiliyorum. Cesedin varlığını bir imge olarak koruyabilmesi ona dair belleğin bir yere akarak korunmasıyla gerçekleşiyor. Şimdi sunaklarda bu bellek diri tutuluyor. Yani bu ata kültünde ve tanrı kültünde, yani sonra tabii ki biçim değiştirerek bu bellek diri tutuluyor. Ve dolayısıyla da şimdi sunaklarda bir takım objeler oluyor. Yani sunaklardaki objelerin bir araya gelişi ile bu da beni çok ilgilendiren bir şey oldu ondan sonra. Çağdaş sanat yapıtlarındaki, yani ya da güncel sanattaki bütün bu enstelasyonlardaki objelerin bir araya gelişiyle nasıl bir bağlantısallık içindedir? Şimdi bütün bu soruları sorarken çok daha geniş bir kapsama yönlendi ya da yayıldı, genişledi düşünceler. Şimdi bütün bu sunaklardaki nesneler fetiş nesneleri aynı zamanda. Şimdi bütün bu nesneler arasındaki bağlantısallık, bu nesnelerin kendi aralarında girdikleri mimetik ilişki. Buralardan hareket ederek öğrencilere şunu söyledim ben. Çocuklar, yani proje istiyorum. Ben kuramcıyım, yani kuram hocasıyım. Proje istiyorum. Yani bana proje hazırlayın. Yani bütün bu yürüme, uyuma, uçma, ölme, üstüne ev dersi, üstüne sunak dersi.
buralardan türeyen bana projeler hazırlayın. İnterdisipliner bir dersti. Yani yüksek lisans ve doktora öğrencileri Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin. Yani bu ne demek, ne anlama geliyor? İşte resim öğrencileri, heykel, tekstil, geleneksel, iç mimarlık, sinema, fotoğraf öğrencileri. Bir de İstanbul Üniversitesi Dramatürji ve Tiyatro Eleştirmenliği ana bilim dalının yüksek lisans ve doktora öğrencileri de geldi. Aynı derse. Bir de dışarıdan da benim eskiden beri arkadaşım olan insanlar dahil oldular eve derse. Yani bu üç derse de buradan son derece ilginç bir sonuç çıktı dolayısıyla. Yani herkes birbiriyle paslaşarak, herkes birbiriyle ilişkilenerek bu şimdi sergide yer alan işleri üretti. Yani bu süreçte şöyle oldu. Çocuklar dedim yani biz medeni bir memleket maalesef değiliz. Fikir ayrılığına kapıldığımız zaman birbirimizi vurma filan teşebbüs ediyoruz. Yani ayrıca da eleştirildiğimiz zaman da birbirimizi vurma filan teşebbüs ediyoruz. Yani hodri meydan, herkes kendi projesini herkesin gözü önünde burada sunsun ve herkesin gözü önünde herkes herkesi eleştirsin. Dolayısıyla şimdi bu sergide yer alan bütün projeler aslında bir anlamda bir ortak çalışma ürünü. Çünkü herkesin eleştirisinin payı var çıkan sonuçta. Sunakların en temel özelliğinin, yani bunları başka sözcüklerle ifade edeceksek, kolaj, brikolaj, asamblaj olduğunu düşündük. Çünkü bakıyorsunuz dünyanın her bir sunağı son derece ilginç bir şekilde, son derece farklı nesnelerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani işte Çinli lokantasına gittiğiniz bile yani o bir kediyi görüyorsunuz. Yani kolunu sallayan kediyi görüyorsunuz. Onun yanında 3 tane portakal görüyorsunuz. Onun yanında bir tane kolye görüyorsunuz. Bir şey. Yani şimdi bunun mantığı nedir sorusunu da sordum. Şimdi sunak da yani aslında ayrışmış olan parçalarını dünyanın bir araya getirme gayreti. Çünkü ayrışıyorsunuz. Yani hiçbir şey yok. Yani zaten bir kere ölüyorsunuz. İkincisi dünya sürekli farklı parçalara, kendi parçalarına hiç durmadan ayrılıyor. Dolayısıyla Çatalhöyük'teki bu ev sunaklarından başlayarak aslında biz sunağın iki tane temel işlevi olduğundan hareket ettik. Birincisi ölümlüler olarak ölülerle ölümsüzler arasındaki dikey bağlantıyı kurmak. İkincisi de yatay olarak ölümlüler arasındaki ilişkiyi sağlamak. Şimdi ölümsüzler arasındaki ilişkiyi kurmak derken aynı zamanda elbette ki yani rüzgarla, yağmurla, doluyla, ekinle ilişkiyi kurmaya da yarayan bir şey kaçınılmaz olarak zaten sunak. İnsanlar arasında da o sosyal ilişkiyi sağlamak. Şimdi şurada tabii son derece önemli olan bir şey var. Yani az önceki o yine belleğe geri dönmek gerekiyorsa, hatıraya geri dönmek gerekiyorsa. Şimdi hatırlamakla da anımsamak da aynı şey değiller. Yani bütün sözcüklerin de birer belleği var. Çünkü hatıra sözcüğünde hatır da var. Yani şimdi dolayısıyla bütün o ölmüş olanların hatırı var. Bütün o ölmüş olanların imgesinin de korunduğu yer aslında zaten sunak. Ve ben de siyasal olarak da şuradan gelen biriyim. Yani aslında bellek cinayetleri berbat cinayetlerdir. Yani belleklerin korunması gerekir. Böyle bakınca bir imge, ölmüşlerin imgesini korumayı, onların hatırlarını hatıralarda tutmayı, aynı zamanda ben siyasal bir proje diye de düşündüm. Tabii ki kaçınılmaz olarak. Yani yürümek, uyumak, uçmak, ölmek, oradan ev, oradan sunak, böyle bir anlam bütünlüğünde buluştu, birleşti. Bu serginin gerçekleşmesi Kazım Karakaya sayesinde oldu biraz. Kazım dedi ki, Zeynep, ben Oğuz Erdem'le görüşeyim. Siz bu işi, çünkü Kazım da devam ediyor yani fırsat buldukça bu derslere. Orada birlikte çalışıyoruz onunla. Dedi ki sen bu işleri bir sergile. Yani konu düşündük, taşındık. Hangi aylarda biz bunu sergileyebiliriz diye. Çünkü yani ben de yani Bozlu Art'ın programına uyan bir tarih olsun bu. Yaz ayları olsun diye düşündük. Ve yani birkaç şeye birden yarıyor tabii dolayısıyla. Hem bir tasarı dersinden bir çıkan sonuç. Genç sanatçıların yaz aylarında da olsa tanınmasına yol açan bir şey.
Yani çünkü şimdi orada sergileyen arkadaşların bir kısmının daha öncesinde hiçbir katılımı yok herhangi bir sergiye. Dolayısıyla böyle bir vesile oldu, iyi de oldu. Yani 11 Haziran'da başlayacak, Ağustos sonuna kadar sürecek Bozlu Artı Monjeri binasında gelenleri bekleriz.